Günaydın, Günün Ekonomisi'de karşınızdayız. Piyasalara ilişkin rakamları konuşacağız. Fiyatlamalar haftanın son işlem gününde, seçimden önceki son işlem gününde nasıl şekilleniyor? Onların ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Hadi gelsin sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafından önce Borsa İstanbul cephesiyle başlayalım. Geldiğimiz nokta itibariyle 11,5 milyar liralık bir işlem hacmine imza atılmış görünüyor. Son zamanlarda işlem hacimlerinin buralarda olduğunu son bir haftadır en azından söylemek mümkün. 0,29'luk bir farkla birlikte 92.120 endeks değerinden kapanışımızı gerçekleştirdik. Bugün de yeni güne bu şekilde başlayacağız. Peki neler yaşandı Borsa İstanbul cephesinde? Satıcılı bir seyir malum son zamanlarda izleniyordu. Özellikle bankalar üzerinde de bir geri çekilme yaşanmıştı. Sert satışlar gelmişti o tarafa. Şimdi bankaların bir parça daha toparlamaya başladığını görüyoruz. %3.70 katkıda bulundu endekse. Sanayi endeksi de %2.03 oranında endeksten silmişti. Borsa İstanbul cephesine baktığımızda 49 hissenin yükseldiğini gördük. 43 hissenin düştüğünü gördük. Değeri değişmeyen de 8 hisse vardı. Dün gün sonu itibariyle bakıldığında işlemlere. Akbank, Doğan Holding, İndeks Bilgisayar, Yapı Kredi ve Şok Marketler en çok kazananlar listesinin ilk 5'ini oluştururken Vestel Elektronik, Anadolu Efes, TAV Holding, İhlas Holding ve Enerjisa en çok düşenler tarafında yer aldı. İşlem hacmi tarafına baktığımızda Garanti Bankası ilk sırada en çok el değiştiren hisse senedini oluştururken Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Vakıfbank ve Kardemir D şeklinde bir ilk 5 sıralaması olduğunu gördük işlem hacimleri tarafında. Avrupa cephesine baktığımızda Avrupa tarafında da benzer bir tablo söz konusuydu. Benzer gerginlikler de var aslında orada. Sadece bu swap meselesine Türkiye cephesi açısından konuşmuyoruz. Londra piyasasının da epeyce gergin olduğu bir konuydu bu. TL likiditesindeki rahatlamayla beraber Türkiye'nin TL sağlamasıyla birlikte Londra swap piyasasında gecelik o TL faizlerinin sert bir şekilde geri çekildiğini düştüğünü söylemek mümkün. 1300'lere kadar çıkmıştı hatırlayacaksınız. 20 yılın en yüksek seviyelerinden buralara kadar yeniden düştü. Diğer taraftan swap piyasasında TL ulaşımının normalleşmesi buna sebep olarak elbette gösterildi. Bu arada Merkez Bankası'nın vadesi gelmemiş swap limitini %20'den %30'a yükseltti. Etmesiyle birlikte bu adım atıldı. Rahatlatıcı bir takım açıklamalar geldi Merkez Bankası'ndan. Borsa İstanbul'da swap piyasasında işlemlerinin sağlıklı sürdüğüne ilişkin bir açıklama aslında bu normalleşmeyi de beraberinde getirdi. Şöyle bir işlemlere baktığımızda %1300'lerin üzerine çıkılmış olması elbette bu anlamda çok daha farklı senaryoların konuşulmasına neden oldu. Türk varlıklarında işlem yapan yöneticilerin, fon yöneticilerinin Türk lirası fonlaması için en büyük kaynaklardan birinin swap piyasası olduğunu söylemek mümkün. Borsa İstanbul tarafındaki o sert satış da aslında görece nedeni bu TL'nin bulunamamasıydı. TL bazı varlıklardan bir parça çıkışı gördük. Şimdi bu normalleşmeyle birlikte kurda yukarı yönlü hareketin gerçekleştiğini söylemek mümkün. Orada 5.59'lara doğru yeniden geldik ki Cuma günü kapanışımız burada 5.46-5.47 seviyeleri idi. 6.29 seviyelerindeyiz Euro-Dolar'da da, Euro-TL'de de. Birazdan konuşuruz ayrıntılarını. Avrupa'nın tek derdi elbette bu değil, bir taraftan da Brexit meselesiyle uğraşılıyor. Brexit tarafında kritik gün bugün olacak. Bir oylama yapılacak. Yeniden bir oylama aslında yapılacak. Bugün 29 Mart aslında 2 yıl önce söz verilen tarihti. Bugün çıkmaları bekleniyordu. Çıkmaları gerekiyordu diyelim, daha çok bekleniyordu değil. Brexit sürecinin tamamlanması planlanıyordu. Ancak işler hiç de sanıldığı şekilde devam etmedi ve sonuç itibariyle 29 Mart itibariyle çıkamayacakları ortaya net bir şekilde konmuş oldu. Bugün yeniden bir oylama yapılacak. En azından şu boşanma işlemlerinin kağıtları imzalansa şeklinde bir yaklaşım söz konusu. Theresa May de bu 2 aydan sonra istifa edeceğini söylüyor. Eğer bu iş istifasıyla da sonuçlanırsa bakalım bu Brexit sürecine kim nasıl yönetecek onu da göreceğiz. Almanya tarafında 10.008'lik bir değerlenme yaşanırken İngiltere 0.56 kadar artıda kapattı piyasayı.
piyasayı dün İspanyol endeksinde, İtalya endeksinde ve Fransa tarafında aşağı yönlü hareketler söz konusu idi gün tamamlandığında. Amerika tarafına baktığımızda Dow Jones'ta 0.36'lık bir değerlenme, S&P 500'de de benzer bir değerlenmeyle birlikte kapanışın gerçekleştiğini gördük. Nasdaq tarafında da 0.34'lük bir değerlenme söz konusu idi kapanış itibariyle. Peki Amerika tarafında neler oluyor? Amerika'dan bu arada çok fazla veri gelecek. Bugün onların büyük çoğunluğunu bekleyeceğiz. Fed'den yapılan açıklamalar vardı. Bullard'ın açıklamaları faiz indirimini düşünmek için erken diyor. Artırımdan bir indirim mevzuna doğru ufak ufak geldiğimizde tabii bu anlamda da söylemekte fayda var. Amerika borsası ticaret müzakereleri, ticaret müzakerelerinin görece daha iyimser olduğu beklentisiyle birlikte aslında artıda kapanışları gerçekleştirdi. Nedir bu ticaret görüşmelerindeki iyimserlik? Çin tarafından bir yumuşama geldi aslında. Çin bu fikri mülkiyet hakları meselesine o kadar da sert yaklaşmayabiliriz. Biraz daha bunu esnetebiliriz, düşünebiliriz diyor. Dolayısıyla bununla birlikte bir müzakere tarafında iyileşme, yumuşama ortaya çıkabilir. Bu arada Amerika tarafında işsizlik maaşı başvuruları 5000 kişi azalmış görünüyor. 211 bine geldiğimizi söyleyelim. Bu bahsettiğimiz rakam da 2019 yılının en düşük seviyesi olarak hali hazırda kayıtlarımıza girdi. Tüketici harcamalarına ilişkin rakamlar gelmişti. Burada revizeler de söz konusu. %2.8'den %2.5'a düşürüldü bu taraftaki revizyonla beraber. Çekirdek PCE'ye baktığımızda da orada çeyreklik bazda %1.7'lik bir beklentiye karşılık %1.8'lik bir artışın olduğunu söyleyelim. Konut satışları, bekleyen konut satışları rakamları Amerika cephesi açısından dikkatle takip edilen rakamlardan biri. 0.5'lik bir düşüş beklentisi söz konusuydu. Aylık %1, yıllık da %5 oranında düştüğünü söyleyelim. 4. çeyrek büyüme verisi tarafında 2.6'dan 2.2'ye yapılan bir revizyon var. Burada 2.3'lük bir beklenti vardı büyüme tarafında. Yılın tamamında da %2.9'luk bir büyümeye imza atıldığını gördük. Diğer taraftan Fed'in yapmış olduğu açıklamaları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Peki yeni gün nasıl başlıyor diye baktığımızda bu ticaret iyimserliğiyle birlikte pozitif bir piyasa olduğunu söylemek mümkün. Amerika tarafında vadeli piyasalarda %0.30'lara varan oranlarda değerlenmeler yaşanırken Asya piyasalarında Japonya'da mesela 0.78'lik bir değerlenmeye imza atıldığını görüyoruz. Güney Kore endeksi 0.36, Çin %2.36 artıdayken 0.70'ler düzeyinde de Hong Kong tarafında bir değerlenme olduğunu söylemek mümkün. Yeni gün sermaye piyasaları açısından bakıldığında böyle pozitif bir yaklaşımla başlamış görünüyor. Peki para piyasalarında neler oluyor ona bakalım bir de. Para piyasaları tarafına baktığımızda bu swap meselesini zaten konuşuyoruz. Birazdan ayrıntılarını daha da fazla konuşacağız. Ancak dolar TL tarafına geldiğimiz nokta itibariyle 5.60 seviyesinin sınandığını söylemek mümkün. 5.5944'ten geçiyor işlemler. 0.60'lık bir değerlenme söz konusu. Euro TL tarafına baktığımızda 6.2965'i görüyoruz. Orada da 10.000'de 4'lük bir oynama olduğunu söyleyelim. 1.13'ün altında 3. gününü geçiriyor Euro Dolar paritesi. Dolayısıyla orada kapanışların ne kadar daha buralarda olacağını gözleyeceğiz. Faiz tarafına gösterge faizi 21.21'e geldik 2 yıllıklarda. 1.289 dolar seviyesinde de altın görüyoruz. Hazır altından bahsetmişken bakalım emtiada neler oluyor. Emtia tarafına baktığımızda altında 1289 dolarlık bir fiyatlama, 1290 dolarlık bir fiyatlama var. Ons başına gelinen nokta itibariyle hem bu altın meselesinin neyle yükseldiğini konuştuğumuzda her seferinde altın çiziyoruz. Özellikle faizsiz ortamları seviyor altın. Faiz indiriminden bahsetmek için henüz erken çıkışı ile birlikte Bullard'ın bundan sonra başka bir hikaye konuşur muyuz acaba? Onu da bekliyor altın elbette. 10.000'e 4'lük bir oynama var. TL bazlı olan altınlara baktığımızda gram altın, çeyrek altın, tam altın bazlı gramda 232 liradayız. Çeyrekte 380 liralık bir fiyatlama söz konusu. Tam altında da 1517 liralık bir bedel ölçülmüş. %1.68'lik değerlenmeyle birlikte. Hazır yeri gelmişken bir kez daha altını çizelim. Ons başına altından bahsetmek farklı bir şey. TL bazlı olarak satılan altından bahsetmek başka bir şey. Çünkü ons fiyatını da dolarla
çarpıyoruz, bölüyoruz. Dolayısıyla hem dolardaki değişim hem altının onsundaki değişim TL bazlı olan altını etkiliyor. Dolayısıyla bunu bir not olarak hazır yeri gelmişken bir kez daha dile getirelim. Dönelim petrol tarafına bakalım. Petrol tarafında Brent petrol cephesine bakıldığında 68 dolarlık bir fiyatlama olduğunu görüyoruz hemen hemen. 67 dolar 73 centlik bir fiyatlama ile birlikte 0.28 kadar yukarı gelmiş görünüyor. VTI tarafında da 60 dolarlar seviyesindeyiz hemen hemen. Hatırlatmasını yaptıktan sonra geçelim gazete başlıklarına. Gazetelerin ekonomi başlıklarına birlikte göz atacağız. Yerli otomobil meselesine konuşuyoruz uzunca zamandır. Yerli otoda bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı ile görüşürüz başlığıyla birlikte Erdoğan'dan bir çıkış görüyoruz. Neymiş ayrıntılar, birlikte bakalım. Dünya Gazetesi'nden paylaşacağız buradaki ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil konusunda girişim grubunu eleştirerek yerli otomobilde biraz gevşeme var, bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla da görüşürüz diyor. İşsizlik yazla birlikte tek haneye de inecektir hatırlatmasını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sosyal medyada gençlerle buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla top koordinasyonunda Anadolu Holding, BMC, Kıraço Holding, Türksel ve Zorlu Holding'den oluşan Türkiye'nin otomobili girişim, ortak girişim grubunu eleştirdi. Yerli otomobilde sürecin yavaş ilerlediğini söylüyor Erdoğan. Yerli otomobilde biraz gevşeme var, bizi oyalamasınlar, gerekirse yabancı yatırımcılarla görüşürüz şeklinde konuştu. Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Atakule'deki buluşmada soruları yanıtlayan Erdoğan, her türlü desteği, teşviği vermelerine rağmen işin hafiften alındığını vurgulayarak şöyle devam etti. İstediğim şey belli, bizi oyalamasınlar, yoksa başka arayışlar içerisine girmek zorunda kalacağız. Biz bir an önce adım atacağız, gerekirse yurt dışı yatırımcılarla da görüşeceğiz, buluşacağız. Türkiye'den de ortak yatırımlar vereceğiz. Burada hayata geçirmenin adımlarını atacağız. Onların önlemlerini alacağız, izlenimlerini alacağız, mesaimizde son sürat vereceğiz diyor. Bu notlarda yine Dünya Gazetesi'nde paylaşılmış durumda. Türk lirasına dönüş başladı başlığıyla birlikte Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasını görüyoruz. Merkezin rezervinin 96.7 milyar dolar olduğuna ilişkin notlar paylaşılmış. Bu rezerv meselesini de epeyce tartıştık. Bu rezerv meselesi ayrıca piyasaları da çok rahatsız etmişti. Onun da altını çizmekte elbette fayda var. Merkez Bankası'ndan dün yeni bir swap hamlesi geldi. Merkez döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış sınırını %20'den %30'a çıkarttı. Swap'la ilgili ilk adım 25 Mart pazartesi günü atılmıştı ve %10'luk sınır %20'ye çıkartılmıştı. TL'nin rahatlamasıyla birlikte de swap piyasasında da bir rahatlama olduğunu gördük. Gelelim merkezin rezervlerinden bahsetmişken hazır. Murat Çetinkaya'nın açıklamalarını da paylaşmakta elbette fayda var. Türk lirasına dönüş sinyallerinin haricinde Merkez Bankası'nın rezervi Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi sayfasında bir tablo halinde verilmiş. Altın rezervi, brüt döviz rezervi ve toplam rezervler olarak sütunlara ayrılmış. Türk lirasına dönüş başladı başlığını da aslında Berat Albayrak'la birlikte görüyoruz. Sürecin artık normalize olduğunu söylüyor Berat Albayrak. Hazine ve Maliye Bakanı Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya da katıldı. Esnafın yoğun ilgisi ve alkışlarıyla karşılanan Albayrak vatandaşlarla selfie çekti. Albayrak Kuyumcular Caddesi ve Karamanlı Sokak'ta kendisini bekleyen esnafla oturup bir süre sohbet etti diyor gazete. Sohbetin konusu elbette faiz oranları, elbette Türk lirasına ne zaman yeniden dönüşün olacağı şeklinde yurt dışı limitinin Ağustos ayında tekrar belirlenmiş olduğunu da anımsatmakta elbette fayda var. Geçelim bir başka habere. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bir Akdeniz mesajı veriliyor. Kimse hakkımızı gasp edemez diyor Fatih Dönmez. Bu yıl 14.sü düzenlenen Petroleum İstanbul 2019 kapılarını açtı. Yerli ve yabancı 300'e yakın enerji sektörü firmasını buluşturan fuarın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Akdeniz'de kimsenin hakkını yemez, ancak ne bizim ne de KKTC'nin haklarını da kimsenin gasp etmesine izin vermeyiz dedi diyor Hürriyet Gazetesi ekonomi sayfasında paylaştığı bu haberde. Bir başka haber
mağaza poşetine 25 kuruş sınırı başlığını taşıyor. Ücretli poşet uygulamasında bir değişiklik geliyor belli ki. Artık mağaza poşetleri de market poşetleri gibi 25 kuruşa satılacak. Bazı perakende mağazaları 50 kuruş ila 1 lira poşet parası alıyordu. Hatırlatması da yapılmış. Devlete henüz poşet parasının ödenmediğine ilişkinde not yine paylaşılıyor. Posta Gazetesi, Türk Hava Yolları perakendeye çifte hizmet sunacak başlığı ile birlikte paylaşmış bir başka ekonomi haberini. Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndaki perakende serüvenine iki açıdan büyük destek olacak. Açık ara İstanbul Havalimanı'na en çok yolcuyu dünyanın en çok noktasına uçan Türk Hava Yolları taşıyacak. Kardeş kuruluş Türk Hava Yolları Kargo'da perakendenin lojistik ihtiyacını karşılayacak deniyor. En çok yolcu Türk Hava Yolları'ndan hatırlatması yapılmış Posta Gazetesi'nde. İstanbul Havalimanı'nda alışveriş şöleninin başladığı da belirtiliyor diyelim. Noktayı burada koyalım. Parametreye geçelim.